Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İnşallah akşamda Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanacak müsabaka öncesinde bu videoyu izlemiş olursunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'mizin Avrupa kupalarında mağlup olmadığı takımlar arasında temsilcileriyle en fazla karşılaştığı ülke Avusturya. 3 galibiyet, 3 beraberliğimiz var. Fenerbahçe Avusturya takımlarıyla eşleştiği iki ön eleme turunda da rakiplerini elemeyi başarmıştı. Hatırlayın Salzburg ve Sturm Graz'ı elemişti. Birini 2013-14'te, birini de 17-18'de. Jorge Jesus, Christoph Daum'dan bu yana 2009-2010'dan bu yana Avrupa Kupası sezonunda üst üste iki ön eleme turu geçmeyi başaran ilk Fenerbahçe teknik direktörü olmak istiyor. İnşallah da bunu başarır. Avusturya Viyen ile Fenerbahçe tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe bugüne kadar Avrupa Kupalarında rakip olduğu 99 takımın 63'ünü mağlup etmeyi başardı. Yorumlarda bazı saçma sapan şeyler görüyorum. Hocam bu maça çok asılmayalım. Yedeklerle çıkalım. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Yani <laughs> Avrupa'dakiler ölsün o zaman. Yani Liverpool falan ölsün gebersin o zaman yani. Ee, şeye çıkmayalım etmeyelim diye. Yani arkadaşlar çok tuhaf çok saçma şeyler duyuyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Alioski ee, bugün acaba oynar mı? Çünkü arkadaşlar Alioski'nin oynayacağına dair de bir duyum geldi. Yani ilk 11 başlayacağına dair duyum geldi. Hem de sol bekle başlayacağına dair. Ama aynı kadroda sanki Ferdi de düşünülüyor gibisinde bir şeyler söylendi. Bilmiyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bunu da konuştuk. Şimdi Nelson için Galatasaray ile anlaşamayan Sevilla, Bayern Münih'in 2002 doğumlu stoperi Tangoy Nianzo'yu transfer etmiş. 20 milyon euro ve 5 yıllık mukavele şeklinde. Bakın 20 milyon euroya hem de 9 milyon euro piyasa değeri olan futbolcuyu. 16 milyon yazıyor gerçi de Sevilla için. 4 opsiyon falan var. 16'ya transfer ettiği gösteriyor. Demek ki neymiş? Belki de boşu boşuna yangın yaptı Galatasaray taraftarı. Ya da birileri boşu boşuna yangın yaptırdı. Zaten birkaç maç daha Nelson'u izlesinler. Siz bakın bakalım Nelson'a 5'ten fazla verecekler mi? Onu toparlayan kimdi? E, Türk e, ile başka etmenlerdi. Şimdi bunu da konuştuk. Kısım kısım gidiyorum arkadaşlar. Mühim olan şey başka. Kasımpaşa'dan hakem tepkisi her şeyin farkındayız demişler. Hakem tepkisi. Şimdi 6-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına tepki göstermişler. Yani bir yazı yayınlamışlar. Çok iyi niyetle başladığımız yeni sezon ilk hafta iki haftasında geçen sezonda futbolumuza sıkça rastladığımız maçın neticesine tesir eden hakem hataları falan filan. Merak ediyorum hangi hata varmış. Art niyetli tutumları sabit olan Mete Kalkavan. Fenerbahçe maçında bunlardan birisini eklemiş. Oyuncumuz Hasan Emre Yeşilyurt'un kırmızı kartla cezalandırıldığı pozisyonun benzeri rakip kale önünde yaşandığında Mete Kalkavan yani aptal anlatır gibi anlattım o gün maç sonucunda ama bazı arkadaşlar tekrar anlatmamı istiyorlar. Artık demek ki çıta yükselmiş. Kale. Şimdi şu ekranı kale düşünün. 5 yıldızın ortasındaki yıldızı yani şu yıldızı kale düşünün. Rakip kale düşünün. Oyuncu topla kaleye doğru gidiyor yani şu açıdan yani sağdan soldan sağdan dolan soldan dolan yani bir şekilde e, yönü kale diyelim. Ama oyuncu farklı bir tarafa doğru gidiyor yani topu aldı sağa doğru çekiyor. Burada bir müdahale gerçekleşti mesela şu noktada ceza sahasının çaprazından müdahale gerçekleşsin. Ama yön dediğim gibi kaleye doğru değil yani kaleye doğru değil tam tersi. Oyuncu müdahale yaptı. Buna sarı kart verilir arkadaşlar. Hocam son adam değil mi? Son adam ama yön değişmiş. Bu bir. İkincisi. Şimdi oyuncu nereye doğru gitsin? Kaleye doğru gitsin. Kaleye doğru ceza sahasına tam girerken düşürüldü. Tam girerken düşürüldü. Oyuncunun yanında da bir oyuncu var. Yani şurada da bir oyuncu var. Aynı takımdan. Mesela Salah'ı düşürdü. Burada Gustavo Henrique var. Buna sarı kart verilir. Kırmızı verilmez. Hocam ama dikine kaleye gidiyor. Bariz gol şansı falan. arkadaşım son adam değil ki öbürünün yetişme ihtimali var. Fenerbahçe pozisyonda aptal anlatır gibi anlattık. Yani bir daha bakmalarında fayda var yoksa ciddi manada dalga konusu olabilirler. Ee, yani eski futbolcuyu şehit komutan göstermek gibi bir hataya düşmesinler. Ya burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Dediğim gibi aynı pozisyon değil. Yine aynı şekilde <laughs> kusura bakmayın. Bu duruma isyan eden oyuncumuz Hayradinovic sarı kartla cezalandırmıştır. Hakeme itiraz etmek şiddetli itirazın sarı kartına bile ağlıyorlarsa olay bitmiştir. Geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor maçında oyuncumuz Eren Elmalı'nın burnunun kırılmasına göz yuman Kalkavan. Ha bak şimdi burası da çok komik. Aynı sezonda Fenerbahçe maçında yediğimiz gol 90 artı bir de futbolcumuz Spaiçi yapılan faule devam demiş. Siz o yüzden Eren Elmalı'yı Trabzon'a verdiniz. Burnu kırıldı, hakem hakkınızı yedi diye. Ha tamam. Tamam, başka? Bu sezon ilk haftada Başakşehir maçında futbolcumuz Mort Rabben Yones'in ayak tarak kemiği kırılarak oyundan çıkmasına neden olan faulde Ali Palabay'ın bir kırmızı kart daha görmezden gelmesi falan filan. Bakın Fenerbahçe maçına ilişkin sadece iki tane pozisyon. O da zırvalamadan ibaret. Yani Kasımpaşa diyor ki biz düşmeye depar atıyoruz. Bahane arıyoruz diyor. Şansal büyük Arda da Jesus da haklı diyor. Arda da Jesus haklı diyor pardon. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündemi Arda Güler'le ilgili bir köşe yazısı derlemiş. Orada okuyabilirsiniz. Fenerbahçe'de ciddi anlamda kaliteli bir golcü talebi var. Camiye bunu istiyor. Hatta dört gözle bekliyor. Benim duyduğum Jesus yakın çevresine olursa olur. Olmazsa bana Valencia, Joshua King ve Pedro Yeter demiş. Şimdi Allah için yanlış bir cümle kurmak istemiyorum ama iki maçta 9 gol gelince Jesus rahatlamış olmalı diyor. Şimdi Allah için bazen ben kendi kendime diyorum ki acaba biz mi ukalalık yapıyoruz? Hani gerçekten Joao Pedro'ya para verildi falan filan diye. Şimdi Fenerbahçe antrenörü Jesus maçtan sonra Arda'ya kendini gösterme baskısı altında oynama diye uyarıda bulunmuş. Arda oyuna girdi. Çok daha fazlasını yapmak için bir iki pozisyonda hiç gerek yokken kalabalıkların arasına daldı. O topları kaybetti. Jesus haklı. Arda zaten kendini gösterdi. Kendini kabul ettirdi. Bir şeyi ispat etmeye ihtiyacı yok. Daha fazla gelişmeye ihtiyacı var diyor. Şimdi elde Joao Pedro var. Valencia var. Joshua King var. Serdar Dursun var. Biz bir forvet daha istiyoruz. Ama hocam şu var. Ama hocam şuraya eksik. Ama hocam bunu eksik. Ben de farkındayım. Ama hocam ile başlayacak cümleleri. Ama arkadaşlar. Ama bakalım. Ama bekleyelim. Şimdi forvet demişken Charlotte için yeni teklif. Fenerbahçe şampiyonluğu göstermek istiyor. kadrosuna Joshua King ekledi. Bak King şu ana kadar niye transfer edildi bu futbolcu denirken Kasımpaşa maçından sonra çok iyi. Liga damga vurur diyorlar. Hayır. 450 dakikayı tamamlasın. Emre Mor görüyorum ya. Hani bu performans sürerse işte Napoli'nin Emre Mor için yaptığı 18 milyon euroluk teklif reddedildi Fenerbahçe tarafından. Bir görüyorum bunları yani. Bu şekil sürdü. Lincoln ki, Onu da kime satalım? Başka kim kankamız var bizim? Lazio. Lazio ya da Lincoln Enrique'yi. Değil mi? Galatasaray'da Eyüp Spor'a Sekedika'yı satsın. Kimi aldılar bu sene? Sergio Oliveira, Sergio Oliveira Eyüp Spor'da. Seneye bunlara hazırlanın. Gustavo Henrique. Ha onu da Westerlo'ya veririz. Değil mi? Kötüyse. Arao onu da Hull City'ye. İşin şakası bir tarafı ama Fenerbahçe bir sürü transfer yaptı. Golcü transferi içinde şu anda bütün tuşlara basılmış durumda. Şartlar e, oluşması için her şeyi yapıyoruz. Maxi Gomez şartları, durumları anlattım. Alexander Sherlock için de Fenerbahçe bir teklifte daha bulundu arkadaşlar. Şimdi eski oyuncusu Timo, Timo Werner'i aldı. E Andres Silva da kadroda. Polisen sakat o da iyileşecek. Fakat Norveç'te oyuncu ve kız arkadaşının transferi de İspanya seçeneği birinci sırada diyor. Ama Joshua King biraz yumuşattı diyor. Ve Fenerbahçe cevap bekliyor diyor Volkan Demir'in haberi. Sercan Amzoğlu da Fenerbahçe Charlotte için teklifini sundu diye bir haber yapmış. Satın alma opsiyonunu kiralama. 1. Leipzig teklife birkaç gün içinde cevap verecek. İki, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe Şorlota yıllık 2,5 milyon euro maaş. Başarı bonus maddeleri içeren sözleşme teklif edecek diyor. Haberin detayında da hani girişimler hızlandırıldı. Teklif iletildi. Satın alma opsiyonu kiralık istiyor Fenerbahçe. E, 2,5 milyon euro maaş. Ben bu kadar vereceğimizi asla asla düşünmüyorum. Maksimum bir buçuk veririz. İki buçuk alabiliyorsa buyursun gitsin. Nereden alıyorsa alsın. Kare kafa diyorlar. Kare kafalı nereden alıyorsa alsın. Şimdi. Şampiyonlar Ligi katılımı. Şampiyonluk. Gol krallığı dahil olmak üzere birçok bonus maddesi ekleyecek diyor. İspanya'da oynama fikri var. Şörlot'un. Ama Fenerbahçe'nin ilgisini olumlu bakıyor demiş. Bugün medyaya yansıyan sportif direktör Roland Virkus, Möşen hücumunu transfer döneminin sonuna kadar güçlendirmek istiyor. Alternatiflerinden biri de Karek diyor. Şörlot Türkiye'ye gidebilir ancak şu an ilk hedef Almanya demiş Bild gazetesi. Valla Türkiye'yi küçük görüyorsa, senelik 3.5 artı bonus istiyorsa, sadece Trabzonspor kariyeri başarılıysa, yani ben çok fazla sıcak bakmıyorum. Hocam ama herkes kesin gözüyle bakıyor. İşte devrim zengi kesin diyor, öbürü kesin diyor, öbürü kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre kesin diyor. Arkadaşlar herkes, ben de dahil, herkes duyumla hareket ediyoruz. Hisle değil. Ha hissi olarak hiç kimse gelmeyecek bence. Yani ne Şorlot ne Maxi Gomez ikisi de gelmeyecek. Ha, mantık olarak Şorlot'un gelmesi daha mantıklı. Ücretsiz olarak ee, kiralarsın, opsiyon koyarsın. Hani ücretsize gibi hani mantık olarak bu. Ama İspanya defolsun gitsin, nereye gidiyorsa gitsin. Türkiye'yi küçük görüyorsa defolsun gitsin ya. Bu kadar basit. Yani çok çok ilginç. Ee, Kasıpbaşı'na ilgili aklıma gelmişken madem sorun hakemde o zaman Sami Uğurlu'yu niye kovdunuz? O da ayrı bir saçmalık. O da ayrı bir tuhaflık arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçeli futbolcu için itiraf maçtan önce eve alkollü geliyordu. Kim? Alkolik yorumlar. Yok o değil. Kosova asıllı Alman futbolcu Mergin Berisha. Eski kız arkadaşı Vesa Vilsalio Berisha için enteresan şeylerde bulunmuş. Açıklamalarda bulunmuş. Twitter hesabından tweet atmış, tweet atmış, bacak bacak üstüne atıp tweet atmış. Türkçe bir mesaj paylaşmış. Demiş ki, bu arada ben bu Visalio'yu sevdim ya. Bu kız iyiydi. iyi Fenerbahçe formaları falan giyiyordu, tanıtıyordu. Valla bu, bu kızı kaybetmeyelim. Şimdi şeyle nişanlandıralım. <laughs> Yabancı futbolcularımızdan biri, e, birisini nişanlandıralım ya. Öyle hemen gitmesin bu kız. Boş ver şey gitsin neydi onun adı? Veri Şak bu kız gitmesin. Bu kız iyi ya. iyi savunuyor. Bir de bir, bir model vardı. Bir sarışın bir kız vardı. Fenerbahçe forması giyiyordu. Siz bilirsiniz onu. Ee, Amerika'daydı herhalde. Güzel güzel şey yapıyordu. PR'ını kastırdınız. Abone sayısını arttırdınız. Ya şimdi çekmiyorum onu. Bir o kız vardı, bir bu vardı. Yani yine de bizim Daimi şeyimiz Merve Özbey, Derya Oğlu, Ece Seçkin, e, neydi Cem Yılmaz'ın şu dizisinde oynayan kız, o. Yani gene de da, ne varsa bunlar da var. Neyse Visalio demiş ki 3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1,5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı çünkü gerçekler ona ağır geldi. E, bittikten 3 hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdi de açık açık sosyal medyada sevgiledi. Lütfen beni rahat bırakın demiş. Visalio Yıldırım. <laughs> Bu mesajın üstüne Twitter kullanıcısını Twitter kullanıcısının biri kendisine bir soru sormuş. Yüzleşmediği gerçekler nelerdir? Neden söylemeye cesaret edemiyorsun? Sorusu üstüne ise bir kadını gece dörde kadar evde yalnız bırakmamalısınız. Maçtan bir gece önce arkadaşları ile gece geç saatlere kadar eğlenip eve alkollü şekilde geliyordu. Sonra o bana bir şeyler anlattı ve ben de ona hakaret ettim. Alkol ile bol şanslar demiş. Biliyorsunuz Fenerbahçe 5 milyon euro karşılığında almış geçtiğimiz sezon. Ee, o 5 değildi de. Neyse. Sonuç olarak... Böyle bir sıkıntı yaşadık mı? Yaşadık. Yani ha Salim Manav şey demiş. Kaynağım beni yanıtmadı. Şörlot konusunda kesin demiş. Transfer çok yakın demiş. E, bu kaynağım beni hiç yanıtmayan kişi demiş. E, onu da söyleyeyim. Valla ben Berişe konusunda hiçbir şey diyemem. Çok da hani beğendiğim, sevdiğim keşke Fenerbahçe'ye gelsin dediğim, istediğim bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'ye geldikten sonra ama Fenerbahçe'ye geldikten sonra maalesef ve maalesef yani Şimdi Mehmet Büyükekşi'nin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Süper Lig'in 4. haftasına itibaren MHK Başkan Vekili ve MHK Hakem Danışmanı her hafta salı günü yayıncı kuruluşta belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler. Bir şey söyleyeyim mi? Türk futbolu için dehşetül bahşet bir gelişme bu. Bak Mehmet Büyükekşi bilmiyorum. Çeşitli söylentiler vardı. Şu çocuğu, şu çocuğu, bu çocuğu şöyle böyle falan filan dediler ama ben çok takılmıyorum buna. Ben lafa değil icraata bakarım. Yani biz neler gördük? Ne, cö, ne cöcüler gördük. Ama sonuç olarak nihayetinde baktığımız zaman bazı şeyler teknik adamlar çok değişik. Bazı e, başkanlar çok değişik, bazı TFF yöneticileri çok değişik. Diyor ki şu hakemi istemiyoruz, bu hakemi istiyoruz diye yapılan çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz. Çünkü diyor sistem atıyor. Yani biz atamıyoruz diyor, sistem atıyor. Bu teknik direktör, pardon hakem tayinini. Bizlik bir durum yok diyor. Yani ağlayacaksanız bilgisayara ağlayın diyor. Ama bu hakem değerlendirmesi çok güzel. Tüm hakem atamaları dijital olarak gerçekleşiyor. Şu hakemi istemiyoruz, bu hakemi istiyoruz diye yapılan çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz. Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz ikinci haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyoruz arkadaşlar demiş. Mesela Fenerbahçe'nin ilk maçındaki, o Ümraniye maçındaki skandal gol kararlarının çok merak ediyorum. Yani yorum ne olacak? Bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir hakem maça tesir edebilecek hata yapabilir. Hepimiz insanız. Yani şöyle düşünün. Bir öğretmensiniz, ders anlatıyorsunuz. Ya ağzınızdan bir kelime kaçtı ya da kaçtığını düşünün. Ee, yani başka mesela bir doktorsunuz. Ya eliniz bir yere gitti. Yani çok küçük bir damarı kestiniz ya da çok küçük bir şey kestiniz. Olamaz mı? Olabilir. Bak küçük hata. Bilinçli değil. Ama bilerek çıkıp da adamın şeyde ameliyatta boynunu kesemezsiniz yani. Bu bilinçli yapılmıştır ya da öğretmen olup çıkıp da bir öğrenci tak, tekme tokat dövemezsin. Döversen bu bilinçli yapılmıştır. Hakem için de aynısı. Ya bir santim offside göremedi. Göremeyebilir. Var var. Hakem bu tarafta hani yan hakem bu tarafta. Orta hakem ne bileyim başka bir pozisyon vardır. Orta sahada birbirine girmiştir iki futbolcu. Sol tarafta birbirine tükürmüştür. Görememiştir hakem. Anlar bu hatadır. Ama göz göre göre yapılan şey bu kasıttır. Fenerbahçe-Ümraniye maçında kesinlikle kasıtlı hakem hataları vardı. Ne derseniz deyin, kasıtlı. Şimdi Beşiktaş'ın Kayseri maçına baktım. Cenk Tosun'un yediği kırmızı kart. Adam gidiyor, itiraz ediyor. ısrarla itiraz ediyor, ısrarla itiraz ediyor. Adam da çıkarıyor kartını. Jort, defol. İkinci sayıdan atıyor. Yani çok tuhaf değil mi ya? Çok tuhaf. Buna da diyorlar ki böyle böyle. Şimdi vegors daha ikili mücadeleye giriyor oyuncu. Hakem diyor ki faul var. Ya uzak mesafede öyle görmüştür, etmiştir. Bence faulün fesi bile yok. Ayrı mesele. Hakem faul yaptı diye Vegors'a sarı kart vermiyor. Vegors gidiyor. Öyle bir itirazda bulunuyor ki aklınız durur. Yani öyle bir itirazda bulunuyor ki. Ve o itiraz sonucunda itirazdan sarı kart diyor. Basına yansıyan ne? Bakın bu hareketten dolayı sarı kart dedi. Bir de fotoğrafla algılar var. Ya fotoğraf. Mesela Fenerbahçe Ümraniye maçında penaltı dışarıda oldu. Penaltı pozisyonu dışarıda. İyi de hocam dışarıdaysa son adam kırmızı kart vermesi lazım. Free kick vermesi lazım. Doğru. Ama hadi maçta penaltı olacak diye iddia oynandıysa. Bak insanların aklına hemen olabilir hocam diye getiriyorsunuz. Değil mi? Olabilir diyemeyeceksiniz. Demeyeceksiniz. Olabilir diyorsan bu işin içi sıkıntılıdır. Bu işin içi pistir. İnsanların hakkında şu da olabilir diye getirmeyeceksin. Ya şu, en fazla şu olur. En fazla şu olur. Ya e, hakem de insan ya olur. Yapabilir. Kafası geçen sene bir hakemle ilgili ne dediler ya? Çocuğu hastaymış. O yüzden hata yaptı. Ya hepimiz insanız. Kafamızın dalgın olduğu trafikte yani kafan dalgın olup şey yaptın ya oluyor. Bunu da konuştuk. Son olarak Mauro Icardi ve menajeri Wanda. Şu anda Wanda Nara ile birlikte görüşmeleri yapmak için İstanbul'daymış. İyi de kiminle? Nasıl kiminle? Fenerbahçe ile mi? Galatasaray ile mi? Ben ne bileyim gelmişler. Hocam o zaman Galatasaray'a geldim. Çok gelsin ile görüşsün. Biliyorsunuz Galatasaray'da hiç forvet yok. Tek forvet sisteminde hani Galatasaray'ın yani transfer market yazdığınız zaman biliyorsunuz Galatasaray'da hiç forvet yok. Değil mi? Hiç yok. Yani Seferovic, Mertens, Gomis bunlar yok. Bu arada şeyi çok merak ediyorum. Galatasaray'da kaç yabancı var? Mustera 1. Nelson 2. Luindama 3. Anhold 4. Lock the Boys 5, Boy 6, Omar 7, Torreira 8, Oliveira 9, Kilchilda 10, Mijutsi 11, 11 iyi azmış. Ha, Seferovic 12, Mertens 13, Komis 14. Evet. Kim gidecek kim kalacak? 37 yaşındaki Kral Komis mi gidecek? Seferovic biz yanlışlıkla alışık biz değil kuzenimiz attı diye o mu gidecek? Kim gidecek? 8 da gitti. 14 tane oyuncusu kaldı Galatasaray'ın. 3 tane sağ var. Üçü de yabancı. Herhalde sağ biri gidecektir diye düşünüyorum. Tahmin olarak. Sen Fenerbahçe'ye bak. Fenerbahçe'den kaç kişi gidecek? Bu arada İkardi ile ilgili. <laughs> Kusura bakmayın. Aklıma şey geldi. Şimdi 22 milyon euro piyasa değeri var. Bakıyorum. Adamlarda da belli bir hani bir e, ağırlığı var. Geçen sezonunu merak ettim. Geçen sezon 30 maça çıkmış, 1272 dakikada sadece 5 gol atmış. Hem de Paris Saint-Germain gibi bir kulüpte. Bir önceki sezona bakıyorum. 28 maç, 13 gol, 6 asist. Yani o sezon daha iyi. Bu arada ondan önceki sezon da çapraz bağında yırtık şu bu falan filan. Bayağı bir sakatlık geçmiş yaşamış. Benim bildiğim yaklaşık 10 milyon euro yıllık ücret alıyor. Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun bilemeyeceğim. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sonra diyorlar ki size gelmedi çöplüyorsun. Bize gelmedi şöyle yaptı. Geçen sezon sadece bir maç kaçırmış sakatlıktan ama ondan önceki sezon e yani ondan önceki sezon baya baya 5, 6, 14, 23, 26 maç kaçırmış 2020 2021de Ondan önceki sezonlarda da az. Bakalım arkadaşlar ama ben bize dair bir şey bilmiyorum. Hocam bize gelse süper olur. Arkadaşlar siz sadece adamın ismine bakıyorsunuz. Aa transfer marketi doluymuş. Adamın işte piyasa değeri yüksekmiş. Tamam bizde iş yapar. Ben o gözle bakmıyorum. Ben o gözle bakmıyorum. Arda Güler mesela mantık olarak bizde iş yapmaması lazım. Mantık olarak. Hiç iş yapmaması lazım. Ama görüyorsunuz. Arda Güler'le ilgili de bazı haberler var. Bakalım kesinleştirdikten sonra tam olarak görüşürüz arkadaşlar. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Maçtan önceki canlı yayında görüşmek üzere inşallah.